Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. İnşallah ve Teala bundan sonra haftada bir gün Kur'an iklimi programında birlikte olmaya çalışacağız. Allah-u Teala bizim bu sohbetlerimizi hayırlara vesile eylesin inşallah. Eğer yanlış sözler, yanlış görüşler bizden sadır olacak olursa Rabbimden niyazımız bunları hemen sizlerin zihinlerinde unutturuversin, siliversin. Doğru olanları, isabetli olanları zihinlerimizde muhafaza eylesin ve onları hayata geçirmeyi, yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şunu baştan belirteyim. Disiplinli, düzgün bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sona Fatiha'dan Kul Euzü Birabbin Nas'a kadar tefsir etme iddiasında değilim. Ama hep Kur'an'dan konuşacağız inşallah Teala. Kur'an-ı Azimüşşan'ın dışına çıkmayacağız. Belki epeyce bir bölümü tefsir de diyebiliriz. Epeyce bir bölümü Kur'an-ı Azimüşşan'dan özellikle Mekki surelerin ilk inen surelerini baştan sona görmeye, izah etmeye, tefsir etmeye gayret edeceğiz. Ve nüzul sırasına göre, iniş sırasına göre sohbet yapacağız. Onun için hemen hepimizin bildiği gibi ilk inen sure-i celile olan Alak suresinden Bismillahirrahmanirrahim İkra bismi rabbikellezî halak خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İlk inen bu beş ayeti celileden başlamak istiyorum. Ama bugün bu ayetlere hiç girmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü şuna inanıyorum ben. Şunu gördüm. Eğer İkra suresini, Alak suresini iyi anlamak istiyorsak Hira'yı anlamamız gerektiğine inanıyorum ben. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira'ya neden çıkıyordu? Çünkü bir defa değil, iki defa değil veya böyle 5-10 dakikalığına değil son zamanlarında epeyce Hira'ya çıkıyordu. Bunu bilmeden, bunun sebebini bilmeden ben İkra sure-i celilesinin anlaşılamayacağı kanaatindeyim. Ve ikra'yı anlayamazsak, Alak suresini anlayamazsak veya azıcık yanlış anlarsak bu bize ileride çok pahalıya, çok yanlış yerlere gideceğimize sebep olacağı kanaatindeyim. Aynen hani şu istasyonlarda, büyük istasyonlarda raylar, sık sık birbirine yakın raylar var ya, belki birbirine çok bitişik gibi gelebilir ilk etapta ve ondan dolayı da belki kimse yok canım ne var işte hepsi de yan yana. Yani öyle olsa da hayır, ileride bu raylar ayrılacak. Birisi başka tarafa gidecek, diğeri bir başka tarafa gidecek. Eğer biz ilk etapta isabet edemezsek, tren raylarında verdiğim misal gibi veya ceket düğmelerinde, yani birinci düğmeyi yanlış düğmelersek, ötekileri istediğimiz kadar düzgün düğmeleyelim. Bu ne anlama gelir? Yani ceket yanlış düğmelenmiş olur. Onun için ben her sure elbette, bütün sureler, bütün ayet-i kerimeler doğru anlaşılmalıdır ama özellikle İkra sure-i celilesi, ilk inen sureler eğer yanlış anlaşılır, eksik anlaşılır, eksik anlaşılırsa ben bu eksiğin hep bu şekilde sürüp gideceği kanaatindeyim. Hatta aynen tren raylarında misal verdiğimiz gibi daha da ileride, yani ileride daha da ayrılacağı kanaatindeyim. Onun için diyorum ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira'ya niye çıkıyordu? Bunu iyi bilmemiz lazım. Eğer Hira mağarasına, Hira dağına çıkış sebebini eğer tespit edemezsek, bulamazsak, bence bu sure-i celile ve dolayısıyla Kur'an'ın hedefi, muradullah diyelim, muradullah, Allah'ın muradını biz tam olarak anlayamayız. Onun için gelin, Hira'ya niye çıkıyordu, ona bakalım.
Yani hemen zıttından konuşalım. Herhalde koyun yaymaya çıkmıyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tesadüfen de çıkmıyordu. Güzel hava almak için şehrin efendim ne bileyim sıkıcı havasından veyahut da böyle basit bugünkü tabiat şartlarından etkilenerek şöyle bir temiz hava alayım diye çıktığını da okumuyoruz, zannetmiyoruz. Belki sağlam bir rivayet olarak sadece Hazreti Ayşe annemizden gelen bu vahyin ilk başlangıcıyla ilgili Efendimiz'e soru sormuş ve Efendimiz de Hazreti Ayşe annemize bana yalnızlık sevdirildi buyuruyor. Bu doğrudur elbette ama yetmez. Nasıl yetmez? Başka rivayetler var mı acaba? Belki sahabeden böyle bir rivayet olmayabilir, bulamayabiliriz. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'ya çıkışını izah eden belki başka rivayetler bulamayabiliriz. Ama ben Kur'an'ın içinden bulacağımıza inanıyorum. İzzet Dervezi rahmetullahi aleyhin bazı güzel tespitleri var. Evet, Mekke döneminde cahiliye dönemiyle ilgili veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmazdan önceki hayatıyla ilgili rivayetlerin azlığından şikayet edilir. Evet bakarız şöyle baktığımızda görürsünüz siz de İslam tarihleri, İslam külliyatları, tarih külliyatları yazılırken hep Medine dönemi santim santim böyle her yıl, her yıla ait bir cilt, koskoca bir cilt. Asım Köksal'ın, İbni Kesir'in hepsinin böyle geniş bilgileri, rivayetleri var. Ve Mekke dönemi ise hemen bir ciltte kapaltılı veriyor. Bunda İzzet Dervezen'in söylediği gibi Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımızda aslında cahiliye içinde epeyce, yani Peygamber Efendimiz'in peygamber olmazdan önceki dönemiyle ilgili epeyce ip uçlarının Kur'an-ı Azimüşşan'da olduğunu görüyoruz. İnşallah yeri geldikçe bu ayet-i kerimeleri, bu notları, bu tespitleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Ama yine Hira'ya niye çıktı? Oraya bir daha dönelim. Yani özür dilerim, Allah'a sanırım. Hazreti Hatice annemizle kavga edip hani bugünkü karı koca kavgaları, başını dinlemek için uzakları öyle bir şey de yok, öyle değil mi? Yani Hazreti Hatice annemizden, evinden kaçan birisi de değil, koyun yaymak için çıkmış birisi de değil Hira'ya, mantar toplamak için, ot yolmak için ne bileyim, yani aklımıza gelen dağa çıkma sebeplerinin hiçbirisini ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'da görmüyorum. Evet, belki yalnızlık sevdirildi, ciddi ve toplu bir söz olabilir ama bunu biraz daha irdeleyelim. Ben şunu görüyorum acizane. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütününü okuduğumuzda, Vedduha'yı okuduğumuzda, Elem Neşrah Leke'yi okuduğumuzda, diğer sureleri okuduğumuzda, tarihi malumatlara baktığımızda, Mekke'ye baktığımızda, yani Efendimiz'i yerinde durdurmayan bir tedirginlik var. Yani onun gördüğü bir şeyler var. Onun hissettiği bir şeyler var. Belki diğer insanların dikkat etmediği ama Efendimiz'in dikkat ettiği, belki hatta şunu da söyleyebiliriz, ileride yeri geldikçe inşallah isimler vereceğim. Yani sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam değil, Mekke'de bazı insanlar var. Aynen Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi tedirgin olan, yerinde duramayan, yani öfkelenen, yani Anadolu'nun tabiriyle bizim oralarda yüreğe kakkın derler, oturmamış, tedirgin. Tedirgin olmuş. Yani gördüğü şeylerden, hissettiği şeylerden, şahit olduğu olaylardan dolayı Allah'ın Resulü'nün ben rahatsız olduğuna inanıyorum. Hem de ciddi anlamda rahatsız ki Hira'ya ondan dolayı çıkıyor. Yoksa söylediğim gibi yani böyle basit sebeplerden oraya çıkacak da orada da böyle dalgınlık esnasında Allah-u Teala Cebrail'ini gönderecek falan. Yani ben bunda biraz tutarsızlık, yani eğer böyle görüyorsak veyahut da başta da söylediğimiz gibi eğer bu konuyu irdelemiyorsak, bir şeyler görmeyi ummuyorsak ben Kur'an-ı Azimüşşan'ın yanlış anlaşılacağına, yani tabii önce İkra suresinin yanlış anlaşılacağına, zaten İkra'yı da eksik ve yanlış anladığımız zaman ileride hep iki yakamızın bir araya gelemeyeceğini, Muradullah'ı iyice tespit edemeyeceğimiz kanaatindeyim. Evet, diyorum ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam tedirgin birisiydi.
olup bitenlerden, Mekke'de şahit olduğu, gördüğü dünyada şahit olduğu, gittiği yerlerdeki Yemen'e gittiğine dair, Şam'a gittiğine dair, başka yerlere ticaret için gittiğine dair epeyce tarihi deliller var. Ve oralarda gördüklerinden, Mekke'de gördüklerinden, özellikle Mekke'de gördüğü, şahit olduğu, izlediği manzaralardan dolayı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin endişelerle, kaygılarla dolu bir kişi olduğunu, tedirgin bir kişi olduğunu, yerinde duramadığını, bir şeyler yapılması gerektiğine inanan bir kişi olduğuna inanıyorum. İlginçtir ki, inşallah yeri geldiğinde göreceğiz. Aslında bu var ya, bütün peygamberlerin özellikleri, bütün peygamberler Allah'ın selatı selam hepsinin üzerine olsun. Biz bunu Hazreti Musa'da da görüyoruz, Hazreti Yusuf'ta da görüyoruz, Hazreti Salih'te de görüyoruz, Şuayb Aleyhisselam'da da görüyoruz. Kur'an'ı azıcık şöyle dikkatli okuduğumuzda bu peygamberlerin de peygamberlik öncesi hayatlarında yani aynı kaygılarla kaygılanan, dertlenen, yani dertli insanlar, kaygılı insanlar, endişeli insanlar bunlar. Ve Hira'ya çıkaran da o. Evet, Hira'ya Efendimiz'i ikide bir çıkaran ve hatta oralarda yani geceleten, azığıyla beraber çıkan, orada birkaç öğün yemek yiyen, yani orada epey kalan bir manzara, öyle bir durum var. Yani dert, bir dert var ve o derde ben ne yapabilirim? Yapıyor da, yapmaya da çalışıyor. Yani hatırlayın, bir hilful fudul meselesi var. Hazreti Hatice, yani belki Müddessir, belki Müzzemmil suresini işlerken göreceğiz. Yani beni örtün, beni örtün diye o titreme esnasında, yani kendisini örttürüyor. Uyandıktan sonra da korkuyor, tedirgin bir hali var. Bana ne oldu? Bana ne oldu? Ben böyle cinlerden, şeytanlardan, kahinlerden hoşlanmayan birisiyim. Allah korusun, yani bana öyle bir şeyler mi musallat oluyor? Yani gördüğüm şeyler neyin nesi dediğinde, dikkat ediniz, inşallah bunları delilleriyle sunacağız. Hazreti Hatice annemizin müthiş bir tespiti var. Korkma, korkma. Allah seni cinlere, şeytanlara, şuna buna yani verecek birisi değil. Seni vermez, sen o kişi değilsin. Niye? Çünkü sen haklıdan yanasın. Sen zayıftan yanasın. Sen haksızlıklara karşı duran. Sen olumsuzluklardan rahatsız olan, yani akrabalar arası ilişkilerin kopuşundan rahatsız olan, onları birleştirmeye çalışan birisisin. Böyle birisini Allah-u Teala korkma. Cinlere, şeytanlara, kahinlere böyle şeylere vermez, bırakmaz. Onun için senin şu başına gelenler, hiç tedirgin olma Allah'ın izniyle. Kötü şeyler değil diye teselli eden Hazreti Hatice annemiz. Yani bununla biz şunu demek istiyoruz. Cahiliye dönemini işte buradan çıkarabiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olmazdan önceki günleri çok çok önemli günler. Hayatı çok çok önemli günler. Hatırlayın Mekke'deki zulme, ki inşallah bir başka derste Mekke'nin olumsuzluklarını, yani o derste ortaya koyalım biraz. Onları gördüğümüz zaman, ha demek ki Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam bunları görüyor, şahit oluyor, yüreği kanıyor, içi kanıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Hilful fudulu kuruyor birileri, onun gibi demek başka birileri de var. Bu manzaralardan şiddetle rahatsız olan, içi yanan, ciğeri yanan, kanayan başkaları da var. Onlar da bir araya geliyor. Bu mazlumları koruyalım. Bu zalimlere engel olalım. Bu zulme dur diyelim diyen birileri var. Bir dernek kuruyorlar. Erdemliler Derneği. Hilful Fudul. Hemen oraya Efendimiz de üye oluyor ve o dernek içerisinde, o kuruluş içerisinde faaliyet gösteriyor. Hatta peygamberlik sonrası günlerinde bile bu güzel günleri yad ediyor. Güzellikle hatırlıyor. Hatta tekrar diriltmek istiyor. Yani diriltmek bile istiyor. Yani aynı kurumu. Biz bundan bir peygamber yüreği görüyoruz. Yeri gelince göreceğiz. Hazreti Musa da öyle. Açın Kasas suresini, bir şöyle yeni ciddi bir şekilde bir daha gözden geçirin. Yani ben bir ayet-i kerime beni gerçekten kafamı yani çok meşgul etmişti. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki daha genç Musa için, yani وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى
ateynahu hukmen ve ilmen ve kezalike neczil muhsinin. Musa ne zaman ki şöyle serildi, serpildi, gençleşti, olgunlaştı, biz ona ilim verdik, hikmet verdik diyor. Tamam, burayı anladık da ve kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Tamam da Musa aleyhisselam ne yaptı ki muhsin oldu? Peygamber değildi. Yani peygamberlik öncesi amelleri falan onlar neydi ki? Ha, demek ki Hazreti Musa peygamber olmazdan önce de yüreği yanan, ezilen insanları gören, seyreden, hatta kendisi Firavun'un sarayında rahat bir hayat yaşarken kan ağlayan İsrailoğullarını, hırbaçlar altında inleyen İsrailoğullarını gören bir kişi. Ve bütün bunlardan dolayı, yani böyle bir yüreğe sahip olmaktan dolayı Allah-u Teala ona bir ecir ve mükafat veriyor. Yani Mevdudi rahmetullahi aleyhim bir tespiti var, çok güzel bir tespit. Allah-u Teala yoldan geçen bir adamı çevirip peygamber yapmadı, yapmaz buyuruyor. Yani böyle bir yürek, mangal gibi bir yürek, kimsenin görmediğini gören, bilmediğini bilen, sana bu şey değil ha. Bununla mucizeyi kastetmiyorum. Yani bunlar mucizevi yönden kimsenin görmediği şeyleri görüyordu demiyorum. Sıradan insaf sahibi, vicdan sahibi birilerinin görmesi gereken manzaralar. Ama onların çoğu görmüyor. Veya görüyor, susuyor. Veya birilerinin işine geliyor. Birileri zulüm çektiği halde ses çıkaramıyor. İşte ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yüreğe sahip olduğu için Hira'ya çıktığına ve Hira'da insanlığı düşündüğünde, insanlığın geleceğini düşündüğü esnada Allah-u Teala'nın ona bir çıkış yolu açtığına, ona Cebrail'ini gönderdiğine ve ona risaletini, nübüvvetini ve kıyamet gününe kadar sürecek olan nübüvveti verdiğine inanıyorum. Yani düşünün hele, şöyle bir kişi olabilir mi? Aklında, fikrinde hiç böyle şeyler yok. İyi, temiz hava, güzel, işte Hira, buradan yıldızlar iyi gözüküyor, ay iyi gözüküyor, Mekke'nin şu vadisi iyi gözüküyor falan diye seyretmek için çıkan bir adama, yani böyle bir dert, dünyanın en büyük inkılabı herhalde yüklenmez. Allah-u Teala böyle bir emaneti böyle, yani böyle sadece tabiat güzelliğini seyreden veya ben yalnızlıktan hoşlanıyorum falan diyen kişi değil, baştan beri görüyoruz. Efendimizin yani hayatını baştan beri görüyoruz. İnşallah yeri gelince açıklayacağız. Siz onun yetimliğini, öksüzlüğünü, yani babasını hiç görmeyişini ve 6 yaşında kendisi 6 yaşındayken vefat etti annesi, ama yani 6 yaşına kadar annesiyle beraber olduğunu mu zannediyorsunuz? Bir buçuk sene, ha, fazla değil. Hep Hazreti Halime'nin yanında kalmış. Yani annesizliğin, babasızlığın, dedesizliğin 2 yaş dedeyle, ondan sonra amcasının evinde, amcasının çocuklarıyla büyüme. Evet, yani iyi dikkat edin, Allah-u Teala müthiş bir proje hazırlıyor. Planına şöyle bir bakın hele. Niye? Çünkü Allah-u Teala bu kişiyi, bu Muhammed'ini sallallahu aleyhi ve sellemi yetimlere gönderecek. Ezilenlere gönderecek. Kanı emilenlere gönderecek. Sömürülenlere gönderecek. Onun için o öksüz olmalı. O onun için yetim olmalı. Babasız olmalı. Dedesiz olmalı. 2 sene dedesiyle kalabilmeli ve ondan sonra hep yüreği yaralı olmalı ve hep kendisi gibi köleleri, garipleri, öksüzleri, yetimleri, ezilenleri, ki ileride göreceğiz, tefecilikle, faizle sömürülenleri, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka, öksüzden başka, yetimden başka söyleyin. Kim anlayabilir? Yani muhterem izleyenlerim, bütün bunları ben yani iyi anlayabilmek için Müslümanların İkra suresi öncesi o Hira'yı ve hatta Hira öncesini, ki inşallah bundan sonraki sohbette Hira öncesini, şimdi Hira'dayız, Mekke'ye ineceğiz. İnşallah önümüzdeki sohbette
Yani yine ikra diye başlayacağız ama ikra'dan bir kelime söylemeden yine Mekke'ye ineceğiz ve Mekke'yi seyredeceğiz. Mekke'nin içini şöyle bir seyredeceğiz ki Kur'an'ı anlayabilirim. Mekke'nin içinde neler oluyor? Yani belki ezbere bildiğimiz bazı şeyler var. Efendim kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor falan ama yetmez. Niye gömülüyor? Onları görmemiz lazım. Hazreti Cafer'in Necaşi'nin karşısında söylediği o cümleleri iyi bilmemiz lazım. Yani Hazreti Cafer nasıl görmüş Mekke'yi? Evet. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Muhterem izleyicilerim, belki tam olmayabilir ama bizde de böyle bir yürek olması gerektiğine inanıyorum. Eğer bizde böyle bir yürek yoksa, yani biz Allah'ın Resulü'nün gördüğü şeyleri göremiyorsak bugün, zaten bugüne getiremiyorsak, Hira'yı bugüne taşıyamıyorsak, Hira'yı bugün 2011'e taşıyamıyorsak, şehirleri o gözlükten seyredemiyorsak, yani bence Kur'an-ı Kerim bize fazla bir fayda vereceği kanaatinde değilim. Yani öncelikle bu sohbette şunu kazanmış olalım. Yani program bittikten sonra herkes kendi yüreğini bir yoklasın. Bende de böyle bir yürek var mı? Bende de haksızlıklar karşısında tedirgin olan, yerinde duramayan bir yürek var mı? Tedirgin olan, bir yerlere çıkmak isteyen, Hira'ya çıkmak isteyen. Yani bizim bir Hira'mız var mı? Bizi Hira'ya çıkaracak bir yürek var mı? Eğer varsa, yani ben müjde veriyorum Allah'ın izniyle, Rabbim kitabını bize çok güzel öğretecek. Rabbimizin kitabını çok çok daha iyi anlayacağız. Eğer bizde böyle bir yürek varsa, eğer yoksa biraz yapmaya çalışalım. Belki olmayabilir. Belki vurdum duymaz birisi olabiliriz. Belki yanımızdaki açlardan, ağlayanlardan, sızlayanlardan haberdar olamayabiliriz. Yani tabir caizse biraz derimiz kalın olabilir, vurdum duymaz olabiliriz. Ama hiç değilse biri zorlayalım. Zorlamanın faydası var. Hani Efendimiz buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kitabını ağlayarak okuyun. Ağlayamıyorsanız ağlıyor gibi yapın. Yani zorlayın kendinizi anlamında. İnşallah biz de böyle bir yüreğe sahip olursak birlikte güzel dersler yapmak Rabbim bizlere nasip edecek inşallah. Kitabını, muradını en güzel bir şekilde anlamak ve ondan sonra hayatımıza, evimize, 2011 dünyasına, Türkiye'sine, bu coğrafyasına, şehirlerimize yani Rabbimizin nurunu, muradını yaymayı, anlatmayı, idrak ettirmeyi inşallah Rabbim bizlere birlikte nasip eleyecek. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir başka programda buluşmak üzere.